Değerli bir konuğumuz yanımızda, Dumankoy Grup'tan Uğur Dumankoy Yönetim Kurulu Başkanı. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında bu Sayın Bakan'ın açıkladığı bu gümrük birliğinde birkaç konu var aslında sektörü ve ilgilendiren evet. inşaatı. Çünkü hizmetler, tarım ve kamu alımları konusunda rapor içerisinde bunlar da var. Biz aslında bunlara dahil değiliz gümrük birliğinde. Eğer gümrük birliğine dahil edilirse bu sefer karşılıklı nasıl diğer mallarda ihracatımızı, ithalatımızı yapıyorsak hizmet sektöründe de bunun içine belki konut da giriyor, inşaat hizmeti giriyor, mimarlık giriyor vesaire. Hizmetler grubu giriyor. Dolayısıyla böyle bir fasıl açıldı mı, fasıl gibi olmasın bu. Böyle bir yol açıldı Türkiye'nin önüne. Yurt dışında biraz daha Avrupa'da yoğunlaşma ve Avrupa'ya biraz daha hizmet götürebilme adına ne dersiniz? Avrupa Birliği tabii o zamanın şartlarıyla yapılan bir takım anlaşmalar var. Bu anlaşmalarla ilgili aslında çok da tartışılan bir nokta vardı. Sanayiye çok olumsuz etki yapacak diye. Ama sonuçta baktık ki Türkiye'nin bazı noktalarda rekabet edebilme katkı yaptı. Avrupa Birliği'nin bir takım normlara ihtiyacımız oldu. Gümrük Birliği ile ilgili özellikle olduğunu gördük. Ama bazı tabii ki eksiler de oluştu. Şimdi bunları revize etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin en önemli partnerinden biri Avrupa. Yani ihracatının önemli bölümünü Avrupa yapıyor. Ve oradan şu anda alabileceğimiz hala çok daha fazla şey var. O dünyadan kopmamız gerekiyor. En azından o dünyanın normlarından kopmamız gerekiyor. Ama şu anlama gelmez. Yani biz çok olumsuz gibi gözüken bir takım anlaşmaları tekrardan düzeltme, daha iyi münazara etme konusu gelmez. Eğer onlarla beraber olursa Türkiye zaten gelişmekte olan bir ülke ekonomisinden, gelişmiş ülke ekonomisine doğru makas kıran bir ekonomi olduğu için Avrupa Birliği'nin her zaman dikkat alması gereken bir ülke olarak gözüküyor. Bu fırsatları da gönderirsek, çünkü zannederim 15 sene öncesinin Türkiye'sinden daha farklı ekonomi olarak, büyüteç olarak, yapı olarak Türkiye bu avantajını kullanarak daha iyi bir müzakere şartı oluşturabilir. Hı hı. En azından yani bir iş adamı olarak yani biz Avrupa'ya girmek istediğimizde hala ciddi anlamda vizelerle uğraşıyoruz. Yani geçen gün ben de Avrupa'ya girerken başıma geldi, yani ciddi anlamda soruyor yani hani ne kadar parayla giriyorsunuz vesaire. Evet yani ne iş yapıyorsunuz? Kaç kişi çalışıyor, ne yapıyor falan. Yani bunlar artık Türkiye 10 bin dolara yakın bir gelir seviyesinde olan bir ülke. Yani biz oraya çalışmaya değil de orada iş yapmaya, ortak gündem bir şeye gidiyoruz. Evet. Bunların aslında yavaş yavaş artık birazcık daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Öyle bir çalışma başlamıştı. 2 yıllık bir süreç var biliyorsunuz Avrupa Birliği ile vizelerle ilgili. Bakalım olumlu sonuçlar alırız inşallah. Gelelim sektöre. İnşaat konut sektörü. Yanında otomotiv sektörü. Her ikisini yapıyorsunuz zaten evet. grup olarak. Her ikisi de iyi verilerle devam evet. etti. Özellikle otomotiv değil dağıtı ama konut ve inşaatta da şimdi faizlere baktım. İşte 9'ların 10'ların altına geriledi. Hı-hı. Son durum nasıl? Nasıl değerlendirelim biz geçtiğimiz ayları? Tabii Türkiye şu anda bir seçim atmosferinde. Seçim atmosferi herhalde dünyadaki birçok ekonomi etkilediği gibi Türkiye gibi ekonomiyi daha fazla etkiliyor ve Türkiye'nin etrafı da ciddi anlamda bir belirsizlik sarmalının içerisinde. Türkiye burada şu anda bunların dışında kalmış bir huzur alacağı gibi duruyor ama her an her şey olabileceği noktası var. Bu yerli tüketicileri de var. Türkiye dışarıdan bakanlar da var. Onun için insanlar seçimin sonucunu, şu son yavaş yavaş gündeme gelmesi beklemek taraftar olduğunu daha önceki gibi biraz daha farklı olarak gözlemliyoruz. Peki özellikle yurt dışından buraya bakıldığında, daha doğrusu hani şuradan gideyim. Etrafımıza baktığımızda hep sorunlu ülkeler var maalesef. Bu IŞİD meselesi, Suriye meselesi, Mısır meselesi, bir İstiklal Adası hep söyleniyor. Zaten dünyada da İstiklal Adası olarak Türkiye tek. Çünkü Rusya'da da karıştı. Rusya'da da aynı şeyler keza var. Avrupa tarafında da Yunanistan meselesi var. Dolayısıyla biraz da seçime rağmen, yani seçim ortamına rağmen yüksek potansiyel taşıyor diye görünüyor yurt dışından. Sizde de öyle çalışmalar var diye biliyorum ben. Biraz anlatalım mı onlardan, bahsedelim. Mesela biz geçen gün, dün itibariyle döndüm ben, Kuveyt dedik. Biz Kuveyt'te bir ortağımız var. Onlarla konuşuyorduk. Onların ortağımız şöyle söyledi. Yani Türkiye'ye her şeye rağmen yatırım yapmak istenilen bir ülke. Ve şöyle dedi, ilginç, onlar 5-6 ülke yatırım yapıyor. Ve arkadan yatırımcı var. Enteresan bir şekilde birçok kimse İstanbul'a ve Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Yani ve ya yeni tabii. Evet, ve bizim satışlarımız var. Hala yabancı olan satışlarımız %30'lu oranlarda. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'nin etrafındaki olan bu olayla bir takım ihracatlarımıza bir takım şey olurken bir yandan da Türkiye talebi arttırıyor. En azından gayrimenkul anlamında. Dolar, euro'nun da etkisi var tabii bunda pozitif.
diyebilirim ben. Türkiye'de fiyatlar dolar bazında düşmüş. İnsanlar da Beyrut'a gidiyordu, Kahire'ye gidiyordu, işte Şam'a gidiyordu, farklı farklı noktalara gidiyorlardı. O alternatiflerin hepsi ortadan kalktı. Yani şimdi Türkiye'de de, sadece Türkiye'de bir de İstanbul'da değil. Mesela şimdi gidin Karadeniz'e, havalimanına, Trabzon'un, Rize'nin artık tamamen Arap turistlerle dolu olduğunu, oradaki gayrimenkul sektörünü çok ciddi anlamda ivme kazandırdığını görebilirsiniz. Zannederim bu süreçler şeyde devam edecek. Çünkü onların dışarıdaki olan kişinin Türkiye'nin istikrarıyla da orantısı var, huzurlu olmadı ama yani içerideki kadar seçimlerin ne olduğuna bakmıyoruz. Daha fazla içeride kilitleniyor. 10 yıllık bakıyorlar herhalde. Evet. Minimum. Yani benim gördüğüm hep uzun vadeli. Biz biraz daha tabii iş dünyası, bizler biraz evet. daha içeri dönüyoruz ama onlar farklı bakıyor evet. anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Ve yani Türkiye aslında böyle çok stratejik bir hata yapmazsa, etrafında inanılmaz bir şeyler olmazsa, Türkiye ekonomisi bazen yavaş yavaş giderken sonra yavaş yavaş yükselen ve devamında yükselen bir ivmede gideceğine ben inanıyorum. Biz de zaten yatırımlarımızı, oraya bakış açımızı temkinli olmak koşuluyla bu şekilde yapıyoruz. Ama şu dönemde biraz seçimin şeyine çok yaklaşmış olduğumuz için biraz tüketicide bekle gör şeyi var. Peki dolar TL, dolar euro TL şimdi az önce de gördük. Şimdi Euro'da özellikle bugün gelen Avrupa'da veriler çok olumlu gelmedi büyüme rakamları. Şimdi Euro 3'ün üzerindeydi, 3.05'lerdeydi. Şu an işte 2.97'ye gevşedi. Diğer taraftan dolar TL ve faiz tarafı da 9.60'larda. Şimdi genel itibariyle finansal piyasaları nasıl gözlemliyorsunuz? Çünkü Fed'den de biliyorsunuz Haziran'da beklenmiyor. Eylül'de bekleniyor bir faiz artırımı. Belki 2016'ya sarkacak. Yunanistan tarafı da tabii etkiliyor Euro tarafını. Dolayısıyla bu etkenlerle beraber genel finansal piyasaları projeksiyon babında 6 aylık 12 aylık nasıl bir hedef belirlediniz siz? Ya ben seçimden sonra doların artabilme ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Ve bunu da şey yapmak için Merkez Bankası'nın harekete geçeceğine ve faizleri yükselteceğine ve kullanılan, bizim kullandığımız kredilerin birazcık daha yüksekten bize mal olacağını, bir yandan da tüketicinin de biraz daha yüksekten kredi kullanacağına inanıyorum. Bizim, ama bu bir senaryodur. Olur olmaz onu bilemem. Fed etkisini ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz faiz tarafında? Çünkü şöyle de bir şey gerçeklik var. Şimdi Fed'e baktığımızda yaklaşık bir yıldır tüm finansal piyasalarla oynadığını görüyoruz. Yani arttıracağız, arttırmayacağız, yapacağız, evet. yapmayacağız. Şimdi de 2016 ayı senesi gibi deniliyor. Bütün gelişmekte olan ülkelerde faiz tarafına baktığımda orada görülüyor o gerginlik, Fed gerginliği. Bunun yıl sonu doğru bir etkisi olur mu Türk piyasalarına? Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi gelişmekte olan ülkeler daha fazla getiri elde ediyorsa Türkiye'ye girmek isteyen fonlar yine girecektir. Bir tek şey şu, yani Türkiye'deki likidite veya gelişmekte olan ülkenin likiditenin azalacağını, benim uzman olmam, ben amatör bir iş adamı şöyle söyleyeyim. Yani her zaman girmek isteyecek ama bize biraz daha maliyeti yüksek olacak. Daha yüksekten bize mal edecekler ama girecekler. Ama yüksekten mal olması hem iş adamı açısından hem Türkiye'sinden biraz da olumsuz gibi gözükse de, ama bu ülkeler bence bu ülkelerde insanlar risk alma iştahını, yatırımcılar bozmayacaklardır. Yani nasıl olur ki, yani şimdi olayın şöyle bir mantığı, Amerika ekonomisi kötüye gidiyor, biz dünya kötüye gidiyor. Amerika ekonomisi iyiye gidiyor, yine biz şey yapıyoruz. Yani böyle bir denklem bence ne olacağını zannetmiyorum. Burada psikolojik etmenler var. Bir takım yükseklere doğru bizi alıştırıyorlar. Sonra da o alıştırdığımız şeyi kabul ettirtiyorlar. Belki çok ucuza mal etme, çok ucuza yapma şansı gidecek. O da çok kısa vadede olacağını yine zannetmiyorum. Çünkü büyük bir ekonomik krizin etkisi hala dünyadan kalktığını gözlemlemiyoruz. Amerika'da yavaş yavaş olsa da belki biraz daha bir zamana ihtiyaç var. Bizler de kendi ekonomimizde yani ileriki dönemki kadar rahat olmasa da çok da kötü finansal rasyon olacağı inanmıyorum. Dünya kalkarsa Türkiye'de mutlaka kalkar, yani Türkiye altına kalamaz. Hatta onun ortamızın daha üzerinde kalkar. Çünkü insanlar bu ülkenin potansiyeline, coğrafyasına, demografisine, geçmişte başardıklarını, gelecekteki potansiyeline doğru yatırım yapıyorlar. Türkiye gibi kaç tane ülke var ki bu kadar ciddi yatırım yapabilecek? Yok işte, ben de baktığımda bulamıyoruz. Evet. Yani bir Güney Amerika ülkeleri falan, hani Avrupa tarafında da evet. çok ciddi yaş nüfus var. Ve kentsel dönüşüm meselemiz var tabii. Bir de onunla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili olarak işte geçtiğimiz senelerde büyük bir ivme kazanan 2012 itibariyle 2013'te de aynı ivmeye devam ettiren, 2014 keza aynı, sadece 2014
2025 ilk aylarında biraz durulmuştu ama şimdi çalışmalar nasıl gidiyor? Kentsel dönüşüm ne durumda, ne alemde, son noktada? Kentsel dönüşümle ilgili ciddi, iyi niyetli bir kanun çıkartıldı ama birazcık da olaylar kendi seyrine bırakıldı. Kendi seyrine bırakıldığı zaman, yani devletin araya gidip iki taraf arasındaki uzlaşmayı sağlayıp kendi sistematiği içerisinde kendi kasıtlı oluşturabilecekken bu kanunu çıkardım, istediğinizi yapın gibi olan bir nokta oluştu. Bu noktanın oluşmasında da daha sonra onu çıkaracak olan bazı kanunlar Yargıtay'dan dönmeye başladı. Ha. Yani siz istediğiniz zaman mesela bir kişinin bile evet vermemesi aslında hala olayı kilitliyor. Bu şu anlama göre müthiş bir fırsatçı bir profil ortaya çıkıyor. Bu fırsatçı ile beraber öbürkü tarafta çok iyi niyetli olan ve daha önce imza atıp girmiş olanlar mağdur oluyor. Bununla yatırım yapan yatırımcı da mağdur oluyor gibi birçok farklı noktalar çıkıyor. Yani kentsel dönüşüm hala istediği seviyeye gelemiyor ama Türkiye'nin de başka bir çaresi yok. Bu kentsel dönüşümü dengeli bir şekilde yapması gerekiyor. Birçok farklı noktası var. Yani bu olayın operasyonel kısmı, bir de olayın felsefi kısmı var. Yani şehirler yenileniyor, değişiyor, gelişiyor ama 20 senenin 30 senesini sonra düşünerek mi yapılıyor? Bence bu da tam anlamıyla yapılamıyor. Bizim buralarda ciddi anlamda eksiklerimiz var. Burada sadece masanın öbürkü tarafında değil, hepimizin belirli bir bu suçtan alabileceği bir takım paylar var. Ama en önemlisi de bunu düzenleyicilerin, yani kanun düzenleyicilerin daha iyi bir noktada ele alabilmesi, ama Türkiye hala şu anda kısa vadeli sorunlarla uğraşıyor. Ama bu bizim orta ve uzun vadeli çözmemiz gereken çok önemli bir sorun. Çünkü çok büyük bir de şey var. Potansiyel yani, var değil mi? Var tabii. Bir de bir konu vardı kentsel dönüşümde. Son bir dakika onu soracağım. Hep konuşuyorduk inşaat firmalara, sahipleri ve iş adamlarıyla. Hani böyle tek binalar, bir de adalarla yapılan, yani adanın oradaki 10 bina, 20 evet. binanın daha şehrin güzel gözükmesi ve dediğiniz evet. 30 yıllık süreçte 30 yıl düşünerek evet. yapılması evet. açısından. Bu noktada bir gelişme var mı? Valla bu noktada bir gelişme, belki bazı yerel olarak bazı belediyeler daha vizyonik davranan, bütünü daha parçasıyla görebilen bir takım iyi niyetli bir takım çalışmalar var. Mesela özellikle Kartal bölgesinde bir Büyükşehir'in yapmış olduğu Zahadit'le beraber bir planlama vardı ama daha başlamadan, daha doğmadan öldü. Aslında orası olsa oraya yatırım yapanları da çok daha farklı değer kazanacak. Kartal bambaşka olacak, çevresi bambaşka. Sadece öyle bir şey yapıyor demeleri bile o bölgeyi değiştirmişti. Yani sadece öyle bir şey olmasın bile o bölgede vizyonik farklı projenin çıkmasına vesile olmuş. Ama şimdi o plan... Peki belediyeler bazında dedik, bu belediye o zaman kendi belediyeler olarak ayrı ayrı çalışmalara var o zaman, öyle mi görüyorsunuz? Var evet. Yani belediye başkanından belediye başkanına değişen farklı, çok sistematik, çok daha düşünülmüş ama bir yandan da tabii onun üst merci olan kanun yapıcıların bununla entegre olabilmesi gerekiyor. Ya belki de bunlar yaşanacak, görülecek ama önemli olan daha doğru nokta bulunabilecek ama zaman kaybedeceğiz. Bazılarını da tekrardan kentsel dönüşüme tabi olabilecek olan şeyler yapmış oluyoruz belki bugün. Bugün yapacağımız şey belki 10 sene sonra evet. kentin bütünlüğünde tekrardan yıkılacak. Yenilenme durumu evet. çıkabilir evet. gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz kentsel dönüşümü. Bizim Anadolu yakasında bayağı ciddi bir dönüşüm var. Ama yollara bakıyoruz. Sırf tır ve araçlar sevindiriyor evet. diğer taraftan. Oldukça evet. canlı bir ekonomi. Trafik hariç. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Borsa İstanbul 85.680 seviyesinden kapanış yaptı. %0.37 artıda. Bu arada dolar 2.65 şu an. Euro 2.97'de işlemlerine devam ediyor. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese günaydın.